ben sizinle bir saniye edeceğim. Sataşmayla ilgili. Bir, evet. Sayın Başkanım. Sayın Günal'ı bir dinleyeyim, ondan sonra siz dinleyeceksiniz. Sizden özür diliyorum. Sizin tutumunuzu tartışmamak için seslenmedim ama ben hiçbir şekilde ne Asip Kaplan'a ne eski Barış'a bir saniye yatıyorum arkadaşlar. Müsaade ederseniz yanlış KCK'ler BDP bizi suçlayarak söylemiştir. Benim hiç öyle bir şeyim olmamıştır. Evet, yanlış bilgileri düzeltmek. KCK'lar dışarıda. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, burası Asip Kaplan'ın şov yeri değil. Ben hiçbir şekilde hiçbir partiyi burayı saptırmayın. Burada yolsuzlukları sorguluyoruz. Destek atmayın AKP'ye. Benim söylediğim şudur. Bir saniye bir dinle. Bir dinle. Benim söylediğim şudur. Engin Alan içeride mi? İçeride. O içerideyken aynı şekilde Sebahat Tunceli siz çıkardınız mı? Çıkardınız. Evet. Seçim arefesinde bunların aday olmasını herkese baskı yaparak sağladınız. O hala içeride duruyor. Engin Alan içerideyken bu dışarıda. Ben kimseyi suçlamıyorum. Dışarıda mı? Dışarıda. KCK davasından herkesi saldınız mı beraber? Saldınız. Ben suçunu suçsuzluğunu konuşmuyorum. Ben diyorum ki onlar dışarıdayken neden Engin Alan içeride? Aklım ermiyor diyorum. Benim bir sataşmam yoktu Sayın Başkanım ama siz söz verdiniz. Ama şimdi bu Sayın Kaplan'ın sözlerinden sonra bunu açıklamak durumundayım. Lütfen sapla zamanı karıştırmayalım. Burada onu tartışmıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Sayın bakanlar burada savunma yaparken siz bir taraftan deliller çıksın diyorsunuz Sayın Canikli ama delilleri toplayan polisleri görevden alıyorsunuz. Delilleri toplayan karar veren hakimi savcıyı görevden alıyorsunuz. Yetmedi HSYK kalkmış bir de bunları sorguluyor. Bunu söylemeyelim mi? Ne karıştırıyorsunuz bundan onu? Bizim söylediğimiz budur. Hukuk burada işlemek zorundadır. Hukuku işletmeye çalışan emniyet görevlilerini, bu raporları düzenleyen, mali suçlarla mücadele biriminin başındaki adamları, bunları ihbar etmeyen istihbarat şube müdürlerini görevden aldınız mı, almadınız mı? Nasıl delil topluyorsunuz? Delili toplayan adamları cezalandırıyorsunuz. Benim söylediğim buydu. Benim burada ne KCK'yla, ne PKK'yla, bunlarla bir alakamız yoktur. Kendileri sahipleniyor olabilir KCK davasını. Bu bizim işimiz değil. Ama onlar gezerken Engin Alan'ın içeride olması bir garabettir. Bakanlar burada durup koçlar gibi kendilerini savunurken o hakimler, o savcılar görevden alınıp üstüne üstlük bunlarla ilgili soruşturma açılması bir garabettir. Benim söylediğim bundan ibarettir diyorum. Söylediklerim çarpıtılmıştır. Bilgilerinize sunuyor, saygılar sunuyorum.